Çocuk kalktı, gitmek istedi böyle. Herkes gözetmen falan baktı, nereye gidiyorsun falan dediler. Aha dedim, kesin bir halt olacak ve bu benim başıma geliyor. Bu bence sadece yılan insanlarda olur. Çok kolay geçti ya, fulledim büyük ihtimalle falan dedi. Ben de böyle yaptım. Merhaba. Evet, sizin için süslendim arkadaşlar. Video çekiyorum. Çok ilginç geliyor şu anda bu. Aslında ilginç bir şey yok ama kendimi bir garip hissettim şu anda. Video akşama kaldı. Çünkü uzun zamandır makyaj yapmıyordum ve kendimi güzel hissettiğim için 3000 tane fotoğraf çekindim. Her neyse. Bugün birlikte sohbet ediyoruz. Instagram'dan bana YKS travmalarınızı, sohbet, anı, ne konu, ne varsa bana yazmanızı istedim. Aynı zamanda sorularınızı da. Bu birazcık karman çorman bir video olacak. Yani hem soru cevap olacak, hem anı, hem hikaye falan. Ama bence keyifli bir video olacak arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. İlk birinizin yazdığı bir mesajla başlamak istiyorum. Bence buradan çok uzun bir sohbet videosu bile çıkar ama YKS sürecinde okuldaki arkadaşlarımın hepsinin gerçek yüzünü gördüm. 11'deyken o kadar eğlenceli ve güzel vakit geçiriyorduk ki sınav zamanında herkes herkesin düşmanı oldu. İstisnasız her sene bu yaşanır. Şimdi şöyle ki bence gerçekten arkadaşlarımızın gerçek yüzünü böyle zor ve stresli anlardayken görebiliyoruz. Mesela benim arkadaşlarımın çoğu sayısalcıydı. O yüzden ben de çok böyle olmadı. Dershanedeki arkadaşlarımla bence biraz oluyordu. Sonuçta herkes yüksek şeyler hedefliyor ve arkadaşın olsa bile senden iyi yaptığında hani onu kıskanmak için değil de ya ben neden yüksek yapamadım diye insan sorguluyordu bence. Bir de şey olmuştu arkadaşlar, MSÜ çıkışında mıydı? Hayır, TYT'deydi galiba, hatırlamıyorum. TYT'den çıktım. Bir tane arkadaşımla karşılaştım. Konuşuyoruz ama benim TYT'm çok kötü geçti. 2021 TYT'siydi galiba. Dedi ki işte sosyal çok kolay geçti ya, fulledim büyük ihtimalle falan dedi. Ben de böyle yaptım ama yani iyi geçmiş olmasının imkanı yok yani. Gerçekten sınav zordu. Ve hani iyi geçmediğini anlamak için çok da böyle zeki olmama gerek yok. Çünkü hani bilmiyorum, bir insanın derslerinden, okuduğu okuldan falan sınavını nasıl geçeceğini az çok anlayabilirsin. Ama bazı insanlar bilerek sizin moralinizi bozmaya, düşürmeye falan çalışıyor. Üstelik bunu arkadaşım dediğiniz insanlar yaptığı zaman insan gerçekten çok kötü hissediyor. Mezun dönemdeyken biz Selina ile birlikteydik. Yani Selina ile yine aynı kulvarda değildik. Yani o sayısaldı, ben eşit ağırlıktım. Ama çok sayısal olsam da bilmiyorum, aramızda hiç öyle bir problem olmazdı. Sen ne zaman bitirdin, kaç net yaptın falan gibi bir kıskanma durumu. Bilmiyorum, bu bence sadece yılan insanlarda olur arkadaşlar. Yılan. Çünkü niye biliyor musunuz? Eğer bir insan gerçekten çok hırslıysa kendisini yükseltmek için uğraşır. Başkalarını aşağı düşürmek için değil. Sonraki sorumuza geçelim. Bu sefer bir soru alayım. Tam bunun üstüne çok güzel oldu. Co-pilot öneriyor musun? Mezun senemde dershaneye falan gitmedim. İlk senemde 12. sınıftayken dershaneye gitmiştim. Hani keşke gitmeseymişim çünkü boşuna yol masrafı. Ya şurada krem çok sinirimi bozdu, bir saniye. Uzun senemde kesinlikle dershaneye gitmeyeceğime karar vermiştim. Çünkü gerçekten çok boşa zaman harcamış gibi hissetmiştim dershanede. Bu yüzden co-pilot kullanma kararı aldım. Çünkü bir kere o disiplini kazanmıştım. Hani evde çalışabilirim, YouTube'dan izleyebilirim diyordum. Ama insanın gerçekten bazen motivasyonu hiç olmuyor. Yani sınava hazırlanan bir insan, eğer şu an videomu izliyorsa eminim büyük çoğunluğunuz sınava hazırlanıyordur. Ne demek istediğimi anlayacaksınızdır. Hani hırs, motivasyon falan bir yere kadar, gerçekten bir zaman sonra insanın canı hiç masaya oturmak istemiyor. Bana bu durumda co-pilot çok yardım etti. Çünkü mesela haftalık plan oluşturuyorduk birlikte. Benim kendi kişisel koçum vardı. Gözde ablaya da buradan selamlar söylemek istiyorum. Onunla birlikte haftalık plan yapıyorduk. Mesela nerede eksiğim var? Nerede ne yapmam gerekiyor? Mesela bir zaman sonra Gözde abla bana demişti ki işte hani fenden çok kasmaya gerek yok gibi bir şey demişti. Çünkü yani fenden yapabileceğimi yapıyorum. Daha fazlasına gerek yok. Hani yapamayacağım yerler var. Anladınız mı? Hani bunu bazen kendiniz ayarlayamıyorsunuz. Bana en iyi program nedir? Hani bunu gerçekten bilemeyebiliyorsunuz. Bu konuda bana co-pilot gerçekten çok yardımcı oldu. Aynı zamanda mesela dershaneye falan gitmediğim için denemelerde de sıkıntım çıkıyordu. Çünkü bir deneme, bir dershane ortamı, bir sınav ortamı yok. Güzel denemeler bazen bulamayabiliyorsunuz. Hani her deneme güzel olmuyor. Ama co-pilotun bize gönderdiği denemeler oluyordu. Onları mühürlü oluyordu. Onları işte Zoom toplantısında
da hep birlikte açıp öyle çözüyorduk. Ben ilk Zoom toplantısında çok heyecanlanmıştım gerçekten. Gerçek sınavda falan gibi hissetmiştim. O denemelerin sonra analiz yayınları falan oluyor. Yine aynı zamanda Aydın abi ile Ufuk abi sürekli bizi motive etmek için yayınlar, işte bilgi verici YouTube yayınları yapıyorlardı. Onlar da gerçekten çok güzeldi. Ben açıkçası eğer dershaneye gitmeyecekseniz kesinlikle Copilot'u öneririm. Üstelik bilmiyorum, gerçekten keyifliydi. Acaba bu haftayı tamamlayanlar listesine girebilecek miyim falan diye. Ben açıklama kısmına Instagram hesaplarını falan internet sitesine bırakacağım. Şimdi bir sürü yeni şey gelmiş arkadaşlar Copilot'a ya. Ben varken yoktu. Şimdi yeniden YKS yazılımı Copilot alasım geldi. Bir sürü güzel şey eklenmiş Copilot'a. Bence kesinlikle bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Her neyse, şimdi sıradaki konumuza geçelim arkadaşlar. Ay, gözüme bir güzel geldim şu an. Önce paragraf sorularından sonra ben biri bana bunu atmış. Ben sizden bana YKS şeyleri atar mısınız demiştim. Arkadaşlar, paragraf o kadar zor muydu ya? Yorumlara şu an yazar mısınız? En çok neyde zorlandınız? Türkçe mi çok zordu? Paragraf soruları çok zor diyorlar ama çözmedim ve sorulara da hiç bakmadım, biliyor musunuz? YKS ile alakam bu derece gitti yani. Dün TYT çıkışı Ali Rıza Bey gibiydim. Bugün sonum Firdevs Hanım gibi oldu. Bir söyleyeyim, YKS'yi en çok bu mimler için özlüyorum, bu capsler için özlüyorum. Kendimi gördüm 2021'de. 2021'de yemin ederim Firdevs Hanım gibiydim ben de ya. Hemen bir yorumunuzu okuyalım. Kendimi radyo programında gibi hissettim. Geçen sene girdim sınava. Önümde biri var. Adam yarım saatte bitirdi sınavı. Ben daha matematik 10. sorudayım. Ben bir panik oldum. Utanmasam çocuğu döveceğim. Ne ara bitirdin diye. Neyse, ben bir stresle çözdüm, bitirdim. Kitapçıkları toplarken baktım sözelmiş. Boşa gerilmişim. Bir de salonda bir amca vardı. Gözlüğünü unutmuş evde. Torunu getirdi. Sağ olsun. Nasıl ya? İçeri nasıl girdi ki torunu? Neyse, bir amcalar falan giriyor. Ben de yaşlanınca gireceğim arkadaşlar. Benim hakkımda da böyle diyecekler. Bir teyze var, bir bacağını kaldıramadı, sıraya oturamadı falan. O ben olacağım arkadaşlar. Bu şeylere çok takılmamak gerekiyor bence ya. Kim ne zaman bitirdi, kim ne yaptı. Mesela ben hatırlıyorum. Sınava başladığım an dünya ile irtibatım kesiliyor ve kafamı kaldırdığımda sınav bitmiş oluyordu. Hani hiç dışarıdan gelen etmenler benim şeyimi dağıtmamıştı, odağımı dağıtmamıştı. Ama ne olmuştu biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın, ben yine 2021 TYT'deyim. Bir tane çocuk kalktı, gitmek istedi böyle. Herkes gözetmen falan baktı, nereye gidiyorsun falan dediler. Sonra çocuk bayılacağım falan gibi bir şey dedi. Tam net hatırlayamıyorum. Daha sonra başka gözetmenler falan geldi ve bayağı bildiğiniz sınıfta konuşmuşlardı. Hani dikkati dağılan çok insan olmuştu bence orada. Ama neyse ki çok dikkatim dağılmamıştı da. Bilmiyorum yani, çocuğun bir anda ayağa kalkması falan dedim. Aha dedim, kesin bir halt olacak ve bu benim başıma geliyor. Başka bir... Bu bu gerçek mi bilmiyorum bu arada. Bu bana yazan kişi, üzgünüm ama belki kolpa atıyor olabilir. Ben sınavdayken önümdeki çocuk altına işemişti. Böyle şeyler yaşanabilir arkadaşlar. Bunu Twitter'da da gördüm. Belki komiklik olsun diye birisi yazmıştır ama... Ben bunu Twitter'da da görmüştüm. Bir tane kız dalga geçmiş, herkes kızı linçlemiş. Ne dalga geçiyorsun, insanların ihtiyaçları her şey olabilir falan diye. Ya bence çok gülünecek bir şey değil de, hani mesela aynısını yaşasam şaşırırdım ve devam ederdim yani. Sonuçta ne yapabilirsiniz ki yani? Bilmiyorum, bu olayın bu kadar büyümesi. Ama bir şey diyeceğim, altında yaşadığını nereden anladın ki yani? Sesten falan. Neyse, tamam, bu konuyu kapatsam iyi olur. Allah kimseye yaşatmasın arkadaşlar. Hoş şeyler değil ama dal geçecek de bir şey yok bence yani. YKS... Oo, saçlarım düştü arkadaşlar. AYT günü aynı okuldan 3 kız sıra düzeninde arka arkaya gelmiştik. Sınav başlamadan önce kısa süre konuşmuştuk. Önümde oturan MF, arkamdaki benim gibi eşit ağırlıktan giriyordu sınava. 3 mezuna kalmış kişi sınav başlayana kadar konuştuk. Arkamdaki bana coğrafya için rakibi olmama rağmen taktik verdi. Öyle şeyler dedi ki kahkaha atmamak için zor tuttum kendimi ama aynı zamanda sınav stresini de azalttı. AYT'ye dair tek iyi şey bu olabilir gerçekten. Gerçekten çok iyiymiş. Böyle insanlar nerede yani? İnsanlar bilerek böyle şeker hışırtısı, öksürükler falan, böyle şeyler yapan çok fazla insan var. Yani bilmiyorum. Etik değil ama yapan da yapsın yani arkadaşlar. Belki de o da sizi öyle elemek istiyor olabilir. Bu çok şey yapmıyorum, hani niye böyle yapıyorlar falan demiyorum ama...
diyecek bir şey bulamadım. Sınav sonunda ağlamamak için zor durdum. En son çıkışta sinirden kalem kutusuyla suyu çöpe fırlattığımı hatırlıyorum. Sınav süreci çok zor bir süreç gerçekten. Hep 2021'den örnek veriyorum. Gerçekten zordu çünkü. 2021'den çıktıktan sonra kendimi böyle şey gibi hissediyordum. I'm Legend filmi var ya, dünyadaki tek insan, böyle yürüyorum böyle, etrafta kimse yok. 2 dakika ya da 1 dakika önce erken çıktım kalabalık içinde kalmamak için. Yürüyorum ya, bir sessizlik var. Herkes bana bakıyor, benim bacaklar titriyor. Her akşam, her gece kabus görüyorum. Ne biliyor musunuz? Hatta bunların hepsini ben not etmiştim. Mesela rüyamda şey görüyorum. Sınava gitmişim. Benim böyle sıram bodrum katta. Kafamda böyle tavan falan var. Böyle çözüyorum. Ya da bana kitapçık vermişler. Karman çorman ve o kadar gerçekçi ki hep böyle sıçrayarak uyanıyordum. Gerçekten geometri çözemiyorum diye ağladığım zamanlar dün gibi aklımda. Keşke bu kadar strese girmeseydim. 2021 YKS travmamdı resmen. Tüm sorulara bakmıştım. Matematikte boşlarım vardı ve en son yarım saatim kalmıştı. Ama o yarım saatte bir tane bile soru çözememiştim. Son 5 dakikaya girdiğimizde gözetmen son 5 dakikada de o an kalem elimden düşmüştü ve gözyaşlarım akmaya başlamıştı. Aa, bu benim oda arkadaşım Esma arkadaşlar. Şimdiye baktığımda çok da gerek yokmuş o kadar strese. Bu yorumumu okursan videoda YKS'ye girecek, çalışacak insanlara bir önerim. Stresinize değmiyor. Elinizden geleni yaptığınıza eminseniz gerisi boş. Evet, kesinlikle ben de Esma'ya katılıyorum. Esma da çok çalışkan birisi, biliyor musunuz arkadaşlar? O bile böyle diyorsa. Gerçekten öyle bu arada ya. Strese hiç değmiyor. Ama mesela ben o zamanlara geri dönsem yine stres yaparım. Gerçekten yaparım. Hani bu insanın elinde olan bir şey değil. Sadece biraz daha bunu kontrol etmeyi denerdim. Hiç stres yapmazsak da sıkıntı. Ama bunu kontrol edebilmek ve ayarında olması bence çok önemli. Sonuç olarak yani YKS bitse de geçse de insanda çok travma bırakıyor. Gerçekten travma bırakıyor. Yani böyle soru gördüğümde bir fenalaşıyorum. Özellikle matematik. Benim matematiğim iyi değil. Ama edebiyatta falan öyle olmuyorum. Edebiyatı görünce kardeşim çözüyor mesela, çözesim geliyor. Ama matematik falan görünce fenalaşıyorum arkadaşlar. Böyle bir fenalaşıyorum, anladınız mı? Böyle işte arkadaşlar. Umarım keyifli bir video olmuştur. Böyle arada sohbet ettiğim videolar çekmek istiyorum. Özellikle daha çok sizin sorularınızla ilerleyerek. Instagram'da paylaşıyorum bu arada bu videoları çekmeden önce. Bana ne sormak istersiniz falan gibisinden. O yüzden beni Instagram'dan takip ederseniz çok iyi olur. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bye bye.